Merhaba tatlışlarım. Bugün sizler için bir Kore yemeği olan kimbap yapımını paylaşacağım. Bu pratik tarife geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kolaylıkla bütün malzemelerini Metro'dan bulabileceğiniz ya da internetten alabileceğiniz kimbap yapımına başlayalım şimdi. Öncelikle malzemelerimizden olan salatalıkları jülyen doğrayıp sirke ve tuzda birazcık ovaladıktan sonra beklemeye alıyoruz. Bu işlemin aynısını havuçlar için de yapıyoruz. Ben önceden sushi pirincini hazırlamıştım. Bu pirincin nasıl hazırlanacağını onigiri yapımı videosunda sizinle paylaşmıştım detaylı bir şekilde. O videoyu izleyip yapımını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Videoya ulaşmak için kartlara tıklamanız yeterli. Kimbaplarımın bazılarını ton balıkla, bazılarını surimi ile yapacağım. Ton balıkla olan için ton balığının içerisine birazcık mayonez katıp karıştırdım. Surimilerimi de Metro'dan aldım. Donuktu. Onları da çözdürdüm. Şimdi bir diğer malzemesi omlet için yumurta çırpıyorum. Yapacağınız kimbapa göre değişir. Ben 6 tane yumurtayla oluşan bir omlet hazırlayacağım. Pişen omleti şeritler halinde kesiyorum. Tuzlu ve sirkeli suda beklettiğim salatalıkları yağsız tavada birazcık çevireceğim yumuşamaları için. Aynı işlemi havuçlar için de tekrarlıyorum. Sıra geldi kimbapları sarmaya. Ben yosunları çok önceden almıştım, hala bitmediler. Öncelikle sıcak tavada yosunları birkaç saniye ters düz ediyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi sarma işlemine geçeceğiz. Bambu matınız yoksa evinizde kolaylıkla bir havlu yardımıyla da bu sarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Pirinçleri yosunun 1/4'ünü kaplayacağı şekilde yayıyoruz. Daha sonra sırayla malzemelerimizi koyuyorum. Önce havuç, sonra salatalıklar, sonra surimi. Yumurtasını da koyduktan sonra gördüğünüz gibi sıkıştırarak sarma işlemini yapıyorum. Rolümüzü sardıktan sonra üzerine daha lezzetli olması için susam yağı gezdiriyorum. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağım. Pirinçlerimi yaydıktan sonra ton balığı, salatalık, havuç ve yumurtayı ekledikten sonra sarma işlemini tekrarlıyorum. Bu rolleri sarmak acayip keyifli. Eliniz alıştıktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çok da kolay oluyor. Dediğim gibi illa bambu mata ihtiyacınız yok. Bunu normal elinizde de havluyla da yapabilirsiniz. İşte kimbaplarımız hazır. Siz dilerseniz içerisine et de koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bunları çeşitlendirmek tamamen size ve damak tadınıza kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu videonun ASMR videosunu da tabii ki hazırladım. Yemek kısmı ASMR bölümünde. Yemek kısmında merak ediyorsanız ASMR videoma göz atmayı unutmayın. Açıklamada mutlaka linki olacak. Aynı zamanda sabitlenen yoruma da linkini mutlaka ekleyeceğim. Bu video sizler için faydalı olduysa lütfen beğenmeden, kanalıma hala abone değilseniz abone olmadan videoyu terk etmeyin lütfen. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.